Hanımlar beyler, hepinize selamlar. Bu videoda farklı bir şey yapacağız çünkü koronavirüsü yüzünden hepimiz evlere tıkıldık ve dolayısıyla zaten biz işe gitmiyoruz. Evden videolarımızı hazırlamaya devam ediyoruz. Ancak bir yandan da yeni içerikler üretmek istiyorum ben. Dolayısıyla hazır evdeyken daha önce de hep planlayıp ama bir türlü zaman ayıramadığım özgün içerik manasında bir takım fikirlerim vardı. Bu Resident Evil 3'ü ne zamandır bekliyorum işin açıkçası ve demosu çıkar çıkmaz bir oynayıp beraber tecrübe etmek istiyordum. Daha önce ben birkaç kere oynadım oyunu. Onu baştan söyleyeyim. Yani açıkçası Resident Evil'ı biraz tedirgin olarak oynamıştım, ikinci oyun özellikle. O yüzden çok böyle şeye mahal bırakmayı seven bir insan değilim. Böyle korkmaya veya gerilmeye, çok çabuk böyle buna sinirlenerek reaksiyon gösterdiğim için size birazcık da akıcı, hem de sizin karşınıza hem birazcık da akıcı bir oynanış sunabilmem adına daha önceden oynadım. Onu itiraf edeyim. Maksadım burada hızlı bir oynanış baştan sona birlikte görmek. Çok fazla atlar gerekirse çalışmadan bile kaçarak oynamaya çalışacağım. Çünkü oyunun bir mekaniği var. Hızlı oynamayı imkan sunan bir mekaniği var. Kaçmak üzerine dayalı. Biraz bu yönde ben oynuyorum. Mermilerimi işte olabildiğince tasarruflu kullanmaya çalışsam da tabii ki zaman zaman abarttığımda oluyor, olmuyor değil. Oyunu başlatayım bir yandan da. Yani kısacası şunu demek istiyorum. Vuruyorsam direkt kafadan vurarak, vuramıyorsam kaçarak devam etmeye çalışıyorum. Çok fazla kaçırmayı sevmiyorum. Tabii kim sever de çok fazla uğraşmayı da sevmiyorum işin açıkçası. Kaçabiliyorsam kaçmayı tercih ediyorum. Yani bir tek burada bir cutscene var, o yüzden kesmeyeyim. İzleyelim birlikte. Her name is something Valentine. It's Jill. Nice to meet you, Jill. I am UBCS platoon leader Mikhail Viktor. My team was sent here to rescue civilians. Right. How's that going for you? The city is completely cut off, isolated. Most of the 100,000 civilians will wind up dead. Correction, undead. My platoon has suffered serious losses. Just keeping them alive is more than I can manage. Well, you can thank your corporate overlords for that. Yes. Well, we are doing all we can. If we can get this subway train moving, we can evacuate some survivors. But we need help. My men cannot do this alone. I'm in. Tabii işler bu noktaya nasıl geldi bilmiyoruz. Ben Resident Evil'ı eski oyunları oynamamıştım. Hatta neredeyse işte ikinci oyunun remake ile tanıştım diyebilirim seriyle. 7'yi de ben genel olarak çok korku unsuru olan oyunları oynamayı sevmiyorum. O hiç beklemediğin yerden çıkan canavar tarafından öldürülme hissiyatı hiç benlik değil. Aşırı reaksiyon gösterebiliyorum. Sinirlerim bozuluyor. Hızlı bir oynanış yapacağım dediğim gibi. Ya zaten ezbere gideceğim. Ama tabii ki tadını da çıkarmaya çalışacağım. O konuda içiniz rahat olsun. Birkaç tane bu parçalanan küçük oyuncaklar var, kafası büyük. Kafası büyük oyuncaklar var. Onların hepsini bulamadım mesela. Her seferinde de sıfırlanmıyor onlar. Bütün save'imi herhalde silmem lazım o oyuncakların tekrar sıfırlanması için. Şu an her oyuna girdiğimde bir önceki oyunda parçaladığım oyuncak sayısından devam ediyor. O yüzden mesela bir o benim için bir challenge bu demo ile ilgili. Ha, ne kadar önemli o tabi ayrı mevzu da, yani önemli olduğundan değil, yani bu demo için belki de tekrar oynanabilirliği yükselten bir unsur olabilir, o açıdan söylüyorum. Hemen bunları combine ediyoruz ve mermi
haline getiriyoruz. Bununla bunu combine ediyoruz. Bu zaten tek başına kalsın. Olmadı, tek başına tüketiriz. Evet, şöyle de çıkalım. İkinci oyunda, bir önceki oyunda bıçağımız mesela kullanma süresi vardı. Bir süre sonra parçalanıyordu. Burada da parçalanmayacakmış bu oyunda. Biraz güzel bir haber bu ama acaba kolaylaştırır mı diye de düşünmeden edemiyorum tabii. Şöyle geçelim. Hiç gerek yok yani bu amcaya mesela sıkmaya. Tabii ki ilk demoya girer girmez ister istemez karşınıza ilk gelen zombiyi indirme eğiliminde oluyorsunuz. Ben dediğim gibi birkaç kere daha oynayınca neyin nerede yapılması gerektiği konusunda birazcık daha buradan gelmiyor. Şöyle alalım bu arkadaşı da. Yerden kalkmaları gerçekten rahatsızlık veriyor bana ya. Gerçekten yani. Arkadaşım bak. Kalktı mı diğeri de? Hiç şaşırmadım. Ya şimdi buradan geçmem için bunların ölmesi lazım. Anladın mı? Üzerime atlıyorlar çünkü. Heh. Anlatabiliyor muyum? Yani normalde kaçarım da üzerime atlıyor namussuzlar. O yüzden yani bu kadar mermi sıktım mesela bunlara. Elimden geldiğince de kafadan sıkıyorum ama sanki ikinci oyuna nazaran daha zor ölüyorlar. Tabi zorluk seviyesiyle de alakalı bu. Bilemiyorum yani. Oyunun kendisi çıkmadan bazı şeylere yorum yapmak doğru olmayabilir. Şunu şuradan alıyoruz. Şunları... Neyse birazdan göstereceğim onu. Varil var orada, patlıyor. Mesela güzel bir tüyo. İşi kolaylaştırıyor birçok noktada. Evet. Bu ateşi söndürmeye çalışacağız. Gidişat bu. Zaten bu ateşi söndürdüğümüz noktada demo bitiyor. O yüzden burada olay şu. Ateşi söndürmemizi sağlayacak olan ekipmanı bulmak. Bu ekipmanı aldığınızda oyun geri dönüşü olmayan bir şeye giriyor. Birazdan ondan bahsedeceğim. Şimdi bunlar şöyle. Cutscene'ler geçilemiyor tabi. Şöyle yapalım. Evet. Gelelim. Teşekkürler. Devam edelim. Burada da şöyle bir tüyomuz var arkadaşlar. Şu abla elektrikliden niye etkilenmedi? Suda değil miydi bu? Yani sıkmamın nedeni... Abi sen niye kalktın ya? Dalga mı geçiyorsunuz benimle? Anlamıyorum ki. Şuradan gidelim. Önce şurada toplamamız gereken şeyler var. Bak bu yananların hepsi kalkıyordu biliyor musun? Siz benim neler çektiğimi biliyor musunuz? Daha önceki oynayışımda. Böyle ne zevk alıyorsun diye soran olursa ben oynadığım oyunlarda overpowered oyun olmayı daha çok severim arkadaşlar. O yüzden tekrar oynarken hiç sıkılmıyorum. Hatta daha çok zevk alıyorum gibi bir şey yani. Öyle söyleyeyim. Tabii sizle de oynuyor olmam ayrı bir keyif de. Resident Evil'ların bir handikapı aslında. Çok fazla oyuna hakim olduğunuzda etkisi gidiyor. Doğal olarak. Ama benim için böylesi daha iyi. Öyle söyleyeyim yani. İlk oyunu ya o gerilimli oynayış beni bitiriyor ya. Ben gerçekten haddinden fazla tepki gösteriyorum bir türlü. Üstümden atamıyorum o siniri. Çok öfkeleniyorum. 7 8 9 1 1 2 3 4 5 6 7 8. Yani işe bileceksin, işe gitmeyeceksin oğlum. Yani kim bilir nerede yazıyor bunun cevabı. Vallahi bilmiyorum. Şurada bir dayı daha var da buraya artık girmemize gerek kalmadı ya.
Ben bununla uğraşmayayım hiç. Buradaki olayımız buydu. Taktım mı ben bunu? Şunu şununla combine edelim. Çıkalım buradan. Bu şu işe yarıyor. Kırmızı nokta. Çok güzel, çok güzel. Gayet pratik. Bunun böyle bir esprisi vardı değil mi? Ama ben buraya gerçi fark eder mi ya? Şöyle bir kaçma hareketimiz var bu arada. Onu da göstermiş olduk. Resident Evil 2'de yoktu. Bu yanlış hatırlamıyorsam. Veya bu kadar işlevsel agresif mi değildi? Tam hatırlamıyorum ama. Evet evet anlıyorum. Ya şurada da bir şey daha vardı evet. Yani sonradan kalkıp da buradan çıkıyorlar çünkü hatırladım hatta şu teyze gelecek mesela bak şu var ya. Ya gerçi bunlardan bir şekilde kaçarsınız burası geniş alan da. Gene de bu merdivenlerden inmeye başlıyorlar unutuyorsun filan mesela. Bu da beni bitirdi ya. Ya niye ölmezsin ki yani ben anlamıyorum ya. Strese mahal yok. Şunu alalım mı? Teşekkürler. Thank you. Thank you canım benim. Bak şu dayı buradan geçerken kalkacak. Bak. Resident Evil 2'de öldüğünü belirten bir ses gelirdi böyle fışır fışır. Vücudu dağılma sesi gelirdi böyle. O zaman rahatlardım. Burada o sesi göremedim. Bir de bıçak orada baya bacağı macağı kesiyordu. Böyle çünkü enine sallıyordu bıçağı. Burada dik dik vuruyor. Dolayısıyla daha etkisizmiş gibi oluyor ama tabii bıçağın da ömrü sınırsız olduğu için birazcık da etkisiz yapmış olabilirler. Yani onu makul karşılamak lazım. Aslında. Yani büyük ihtimalle bu kadar oynamama rağmen birkaç keredir oynamama rağmen kaçırdığım şeyler var oyunda. Öyle olduğunu düşünüyorum. Yani küçücük bir alanda bile sorry. Küçücük bir alanda bile yani yapacak tonla şey var yani. Oyun bu manada gerçekten yine çok iyi iş çıkartıyor. Fazlalık mı kaldı? Kaç tane kaldı? 4 tane aman kalsın. Alacak yer yok şu an. Dur bakayım. Şu iki arkadaşı combine et bir kere zaten. Bunu da store. Bunu da şimdilik at. Bunu da şimdilik at. Bir tanesine muhtaç kalacak kadar başımıza bir şey gelemez. Zaten o kadar başımıza bir şey geliyorsa ölelim. Prensibimiz budur. Onları da öldürmedik ama. Diğer kapı. Şurası da diğer kapı. Normalde buradan giriyorduk. Ben arka kapıdan geldim bu sefer. Bak bu bir tane dört tane şey için slot. Yani dört mermi için bir slot kullanıyoruz. Yani anlıyor musun? Böyle gerek yok bunlara. Bunları bırakacaksın. Birazdan lazım olacak slotlar. Mesela bak burası o kapı anladın mı? Gelmedik buradan. Yani şimdi ben şunu düşünüyorum. Bu dayılar ben buradan birazdan geri döneceğim. Karşıma çıkarlar mı? Şu teyzenin ölmesi lazım artık. Ya kızım ne böyle ya? Zombi kesiyorsun anasını satayım ya. Böyle bir kesme stili mi var kibar kibar? Şurada bir şey yoktu değil mi?
Bak mermilerimiz bayağı gitti yani. Şunları alalım artık. Ya mermi kullanmadan geçersiniz buraları da. Bu arada bak şunu alacaktık esas. Bunu da şimdi Allah'tan gördüm. Boş boşuna geri dönerdik yoksa. Olay o zaten. Muhtemelen oyunda bu kadar... Oh! Bunların böyle olması iyi olmadı ya. Ya nereye gidiyorsun salak? Geleceksen üstüme gel. Bak şimdi senin zürriyetini senin zürriyetini tamam mı? Kalkıyorsun hala. Ver şunu. Allah Allah. Boşu boşuna yani var ya. Şuradaki. Ha şu vardı bak unuttuk. Aç ulan ha. Şunu yapacaktık burada. Böyle stres yapıyorum, sinir yapıyorum anladın mı? Düşün ki bunu şimdi ilk oynuyorum ben. Yani küfür etmeme ihtimalim yok. İşten bile değil yani. Ne oldu mal gibi bir kaldın öyle. Ya kardeşim bak o kadar bıçaklıyorum ya. Bak o kadar bıçaklıyorum ya. Arkadan biri mi geliyor? Oğlum öl lan. Öl ulan Allah'ın cezası öl öl. Ne ölmek bilmez şeylersiniz arkadaş ya. Fıtık ettiniz beni arkadaş. Buraya gelebilir miyiz arkadaşlar? Bir gelebilir miyiz? Konuşacağız gel. Gel dışarı gel dışarı. Gel sizinle bir konuşacağım ben gel. Gel bakayım gel. Gel. Sevgilerle canım. Şunu alalım. Baksana slot gene doldu yani slot itirememe durumu var yani. Shotgun yok shotgun mermisi veriyor. Yemin ediyorum ya burası şeye döndü anasını satayım iyi ki mermi yakmayalım dedik. Adanalı düğününe döndü burası. Yaktığımız merminin adli hesabı yok. Bomba bomba istemiyorum al senin olsun ya. Şunu da koy. Şimdilik istemiyorum. Başka bir şeye gerek yok. Şunu çıkar. Şunu koy. Şunu ye. Hadi gidelim. Ben... Oğlum bunu niye her seferinde açıyorsun? Şunu patlatacaktık. Tek mermiyle uçacaklardı onlar. Boşu boşuna mermi yaktım ya. İşte tekrar tekrar oynamak yetmiyor. Biraz da kafa olacak anladın? Ya gittik. Nereye vurduk bak. Ya yok artık. Öl oğlum. Öl lan öl. Nasılsınız sattığımın meymenet sizi. Evet nothing. Onu ben de biliyorum. Onu ben de biliyorum. Buradan gideceğiz muhtemelen. Senaryo aslında buradan mı devam edecek? Ya da burada burayı açmaya çalışıyorduk. Doğru. Dikkat etmediğim için. Tamam kapat kapat. Bunlarla şimdi işimiz yok. Hemen şunları alalım. Tamam mı? Şu. Bir de bu. Bunu combine edemiyoruz. Bu zaten okey. Şimdi önemli olan buydu zaten. Bunu kullanıyoruz ve bunun işimiz en azından benim bildiğim kadarıyla bitiyor. Başka bir şey görmedim bunu kullanabileceğimiz. Evet bu süreçten sonra arkadaşlar az önce gördüğünüz gibi yerde bir adet hortum vardı. Gayet makul. Bununla ateşi söndürebiliriz. Fakat olay şu ki. Olay şu ki. Olay ne biliyor musunuz? Canımız Nemesis kardeşimiz. Oh shit. Lan oğlum lan.
Lan bıçağı alacaktım lan. Allah cezanı versin sen. Öldün değil mi? Ya bundan da zaten survive ettiysen Allah belanı vermesin. Başka bir şey demiyorum yani. Bunu da sürekli açmak zorundayım, tamam mı? Bu olmadan olmuyor. Nemesis kardeşimiz, biz onu aldığımızda ilk geldiğimiz yerdeki o tarafta beliriyor. Yani bunu almazsanız belirmiyor. Yani buradaki etrafı gezme iyi istiyorsanız süreyi siz belirliyorsunuz. Bunu yerden almamanız lazım ki etrafı gezebilin rahat rahat. Yoksa Nemesis gelirse bilemiyorum yani, hoş şeyler olmuyor. Kendisi bildiğiniz rahatsız. Bir numaralı rahatsız, oyundaki bir numaralı rahatsız karakter yani. Ben böyle bir rahatsız karakter görmedim. Yani Resident Evil 2'deki Tyrant mıydı neydi, o Allah'ın cezasına yemin ediyorum insana şey yapar yani. Keşke onu görsek dersin yani, anlıyor musun? Kardeşim combine edebilir miyim ya, teşekkürler yani. Combine edelim lütfen. Heh, şununla işimiz bitti. Bir tane şunu ver. Heh, şöyle yapalım. Evet, bir tane de şunları da şimdi çıkar. Bundan 4 tane mi var? Zaten bunları kullanacak fırsatım olmuyor. Lan oğlum bunu koy. Heh, şimdi koyabiliriz. Tamam. Yani Tyrant'ı özletti yani bana. Yemin ediyorum özletti. Tam burada gelecek arkadaşlar. Eğer hortum alırsanız karşınıza çıkıyor. Gezmek istiyorsanız böyle gezebilirsiniz. Ama ben aşağı yukarı dediğim gibi yani bildiğim şeyleri yaptım. Muhtemelen oyuncakları bulamadım. O yüzden diyorum acaba girmediğim ve bilmediğim yerler olabilir mi diye. Yani sıkıcı olmaması adına açıkçası şöyle sadece bir böyle bir bakayım. Ya burada bir yerlerde kesin benim kırmam gereken oyuncaklar var da. Bak kardeşim ses yapmayın, alayınızı keserim bak. Siz psikopatsınız, biz Allah'ıyız kardeş. Buralarda bir yerlerde kesin oyuncak var da. Buradan geldik değil mi? Bak burası mesela oyuncakçı dükkanı. Yani dediğim gibi orası zaten gideceğimiz yer. Yani kaderimize razı gelip alalım şu hortumu. Ne yapalım? El mahkum. Patates ediyor ya. Namussuz beni. Uyuz oluyorum ben ona. O Nemesis midir nedir? Allah'ım ya Rabbim ya. Fitil oldum ya. Sinir neyin bırakmadı bende. Ben oyunun kendisinde ne halt edeceğim bilmiyorum. Lan hepsini almışım. Allah kahretmesin beni. Berkan kafana tüküreyim. Geri gideceğiz, seni bırakacağız. Belki keserim burayı. Bu kadar sizi kasmaya gerek yok. Hortumu almaya geleceğiz. Tam tekmil geliyoruz. Kafaya bak. Allah'ım ya Rabbim. Sen beni sınıyor musun ya Rabbi? Aç. Bırak şunları şimdi ya. Belki yolda bir şeyler daha görürüz, bir şey olur. Az daha hızlı gidemez misin ablacım ya? Ben sürekli koşu tuşuna basıyorum ama koşuyormuş bu zaten ya. Ben niye basıyorum ki? Alışkanlıktan koşu tuşuna basıyormuşum, hiç farkında değilim. İkinci oyunda da böyle miydi ya? Olmadı, ben bir ikinci oyunu da oynayayım ya. Hazır evden çıkamıyoruz. Kesin bak şuradan, ya bak görüyor musun? Bak. Bak. Benimki bekliyor. Bak şimdi sol üst köşeye dikkat. Bak görüyor musun? Bak ne o? O ne biliyor musun o? O işaret. Yüklüyorum. Neyi yüklüyor tahmin et. Hortumu götüreceğiz mecbur. Ha, burada artık bıçağa ihtiyaç yok arkadaşlar. Bıçağı koyabiliriz. Şunu alalım. Olur mu? Ya bir şey olduğu yok da. Ben yine de videoyu sağlık, videonun sıhhati için. Evet. Bak. Görüyorsun değil mi? Bunun adı çarpmadı deme ha.
Yürü 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 yürü. Topukla 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 topukla. Çık ulan çık. Ölmedi. Geliyor geliyor. Allah'ım bu çok iyi oldu abi. Yarabbi yarabbi. Aç 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 aç. Geliyor mu bak bak. Nerede o zürriyetsiz? Denedim. Geri döndüm. Tepeden iniyor. Tepeden. Örümcek adam gibi tepeden iniyor. Örümcek adam gibi. Bırak Allah aşkına ya. Bununla nasıl oynayacağız abi biz? Ben anlamadım yani. Ben gidiyorum abi. Bu arada bacaklar... Niye parçalanmıyor ya? Ya da ben mi parçalayamıyorum acaba? Oho! Oyun bitti yani tabi. Evet. Çok iyimser. Çok iyimser. Gerçekten. Çok iyimser ya. Thank you for playing. Bence de teşekkür etmelisiniz. Hatta para vermelisiniz bunu oynadığım için. Neyse. Evet. Gördüğünüz gibi demoyu muhtemelen oynadınız. Bayağı oldu zaten yani 2-3 gün. Ben geç bile kaldım da işte anca fırsatım oldu. Ama ilk defa böyle bir şey yapıyoruz bizim kanalda. En azından ben öyle bir şey. Ben ilk defa yapıyorum. O yüzden bakalım hoşunuza gidecek mi bilmiyorum. Evet. Başka bir videoda inşallah görüşürüz. Eğlenceli bir deneyim oldu yine de. Resident Evil 3'ü hala da iple çekiyorum tabii ki çıkmasını. Gerçekten keyifle oynayacağımız bir oyun olmuş gibi duruyor. İkinci oyundan belliydi zaten. O zaman da belki bir değerlendirme videosu en azından çekeriz. Belki gameplay çekme fırsatımız olmayabilir ama yani aklımın bir köşesinde var. Aslında çeksem güzel olur. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Bu bir demo videosu oldu. Demo ile demo videosu çekmiş olduk. Yani benim gameplay çekmem sizce güzel oluyor mu? Olur mu? Bir denemesini yapmış oldum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın o zaman. Hoşça kalın. Ha bu arada evden de çıkmayın. Gözünüzü seveyim. Çıkma çıkarmayın kimseyi de. Hadi eyvallah.